Açık lisede 16 Ekim tarihine kadar devam eden ilk kayıt ve yeni kayıt işlemleri tamamlandı. Ardından ders seçim ekranları açıldı. 22 Ekim tarihine kadar devam edeceği söylendi. Bu iş 24 Ekim'e kadar uzatıldı ve artık 25 Ekim tarihi itibariyle ders seçim işlemleri de sona erdi arkadaşlar. Ders seçimi yapan arkadaşlar seçtikleri derslerden, ders seçimi yapamayan arkadaşlar da Sistemin otomatik olarak onların adına seçtiği derslerden 23-24 Aralık tarihlerinde sınavlara girecekler. Şimdi artık şu tartışmayı sonlandırmanın zamanı geçiyor arkadaşlar. Sınavlar 23-24 Aralık tarihlerinde yüz yüze olacak. Bunun için ölçme değerlendirme, gelen soruları artık bir noktada durdurmak için matbaadaki baskı e, fotoğrafı yayınladı. Ölçme Değerlendirme sitesine girdiğiniz zaman 23-24 Aralık tarihinde yapılacak sınav kitapçıklarının ve cevap kağıtlarının basıldığı ile ilgili bir haber göreceksiniz ki böyle bir haber genelde yapılmaz bakanlık tarafından. Ama hala arkadaşlarımızdan sınavlar online olabilir mi? Online olacak mı? gibi sorular var. Bakanlık da artık bunu koskocaman böyle baskı e, alanının ne diyelim onu baskı deposunun fotoğrafını e, yayınlayarak ve 3 milyon 800 bin adet soru kitapçığının basıldığını bildirerek artık bu konuda soru gelmemesini istedi. Arkadaşlar 23-24 Aralık tarihlerinde bizler okullarda sınavlara gireceğiz. Şimdi bununla ilgili artık önümüzdeki süreci konuşmaya başlayalım. Ders seçimleri bitti. Biz 23-24 Aralık tarihine kadar ne yapacağız? Tabii ki ders çalışacağız seçtiğimiz muhtemelen herkes 12 tane ders seçti. Mezun olmaya yakın olanlar kendilerine yettiği kadar ders seçti. Ne kadar ders seçtiysek o kadar derse çalışmaya başladık. Ders çalışmaya başlarken bir yandan da takvimi takip edeceğiz. Ben şimdi size takvimle ilgili kısa kısa bilgiler vereceğim. Bir yandan da bunları takip edeceğiz. Aralığa kadar yapmamız gereken hiçbir işlem yok. Aralık ayına kadar yapacağımız herhangi bir halk eğitimlik, bakanlık herhangi bir işlem yok. Tarihleri ben buradan aynı zamanda bakacağım arkadaşlar. Şimdi sınavla ilgili kısa bir bilgi verelim. Bakanlık bu aralar çok yeni kararlar aldığı için açıkçası öğrencileri de burada alınganlık yapıyorlar. Acaba bizim de böyle bir değişimden etkilenmemiz söz konusu mu diye. Bizde şu anda sınav sistemiyle ilgili herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Bizler 23-24 Aralık tarihlerinde çoktan seçmeli. Yani A, B, C, D şıkkı olan sorulardan sorumlu olacağız. Ve karşımıza gelen sorularda doğru olduğunu düşündüğümüz cevap şıkkını işaretleyerek sorularımızı bu şekilde çözeceğiz. Öyle açık uçlu sorular, boşluk doldurmalı sorular karşımıza gelmeyecek. Sınavlar çok zor olacak diye bazı söylemler var. Sınavlar daha önce nasılsa bizler 15-20 yıldır açık senin içerisindeyiz. Hiç sınavlar zorlaştırılmadı. Aynen devam edecek. Aynı seviyede devam edecek. Müfredat değişikliği olmadı aynen devam edecek. Dolayısıyla açık lise sınavlarına daha önceden nasıl girdiysek şimdi de aynı devam edecek süreç. Şimdi burada kafa karışıklığı var. Biz bunu hala doğrulayamadık. E, kılavuzda 11 soru sorulacak diyor. Ama 3 milyon 800 bin adet soru kitapçığı basılmış. E, biz 20 sorunun gelmesini bekliyoruz. Bakanlıktan hala bunu doğrulayamadık. Kılavuzda mı yanlış yazıldı? Yoksa e, gerçekten 11 soruya mı dönüldü? 11 soruya dönüldüyse de bunu kocaman kitabın içerisinden nasıl ayırt bir şekilde açıklamaları lazım. Bizler 20 soru sorulacak şekilde tüm konulara çalışmaya devam edelim arkadaşlar. Bizler ders çalışırken 18 Aralık tarihinde yani sınavlardan yaklaşık bir hafta önce bizim sınav giriş belgelerimiz yayınlanacak. Bu sınav giriş belgeleri ne yapacağız biz? Bu sınav giriş belgesinin bir çıktısını alacağız ve bu çıktıyla beraber kimliğimiz yanımızda olacak. 23-24 Aralık tarihindeki sınavlara bu belgeyle giriş yapacağız arkadaşlar. Yani bu belge olmadan bizi sınav salonuna almayacaklar. Sınavlar nasıl oluyordu? Cumartesi sabah, cumartesi öğleden sonra ve pazar sabah şeklinde. Seçtiğiniz derslerin yanlarındaki oturum numaralarına bakarsanız hangi gün hangi dersin sınavına gireceğiniz orada yazacaktır. Şimdi sınavlarla ilgili şöyle sorular geliyor. Hocam ben cumartesi sabahına 5 tane ders seçmişim. Hepsini aynı anda nasıl yapacağım? Şöyle yapacaksınız. Saat 9.30'da başlayacak sınav, yaklaşık 12.30'da bitecek. Yani size 3 saatlik bir süre verecekler arkadaşlar. Bu 3 saatlik sürede 5 değil 10 tane dersin sınavı da yapılır. Tabi çok fazla dersi olan arkadaşlarım biraz başı ağrıyabilir. Ama süre konusunda sıkıntı yaşanmayacaktır. Bizler 18 Aralık'ta sınav giriş belgemizi aldık. 23-24 Aralık tarihlerinde sınavlara girdik. Hemen akabinde yani hemen bakalım şuradan 27 Aralık yani sınavdan 3 gün sonra sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanacak. Sınavlar online'e dönmeden önce zaten yayınlanıyordu bunlar. Sınavlar online'e döndükten sonra hiçbir şekilde sınav sorularını açıklamadılar, yayınlamadılar. Ama artık normal sürece döndüğümüz için sınav soruları cevap anahtarları birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinde ilan edilecek arkadaşlar. Sonra ne olacak? Sonra yine 24 Ocak tarihinde yani sınavdan tam bir ay sonra sınav sonuçları açıklanacak. Sınav sonuçlarını nereden öğreneceğiz? Bizim ders seçtiğimiz sınav giriş belgesini aldığımız öğrenci sistemimizden yani öğrenci numarası ve şifremizle giriş yaptığımız sistemden gireceğiz. Orada bir sınav sonuçları butonu oluşacak ve o sınav sonuçları butonuna bastığımız zaman sınav sonuçlarımızı 24 Ocak tarihinde açıklayacaklar, öğreneceğiz. Bu tarihler 1-2 gün sarkabiliyor. Yani 24 Ocak olmaz, 22 Ocak olur, 26 Ocak olur. Orası çok önemli değil. Biz artık o süreçten sonra beklemeye başlayacağız. Peki sınav sonuçları da açıklandı. Sonraki süreç nasıl işleyecek? Martın sonunda ya da Nisan ayında bu takvim tam netleşmedi. Bizim ikinci dönem sınavlarımız olacak. Mezun olanlar diplomalarını bekleyecekler. Mezun olmayanlar yola devam edecekler. Bu arkadaşlar için Şubat ayında tekrar yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlayacak. İlk defa kayıt olacaklar. İlk kayıt, yeni kayıt. Devam edenler kayıt yenileme işlemleri yapacaklar Şubat ayında. Yine aynı süreçlerden geçecekler. Ders seçecekler ve Nisan ayına kadar sınavlara çalışacaklar ve Nisan ayında ikinci dönem sınavına girecekler. Sonra süreç yine aynı şekilde Nisan sınavının sonuçları açıklanacak. Bu sefer mayıs ayında 3. dönem için kayıt yenilemeler başlayacak. Sonra Temmuz ayında 3. dönem sınavları yapılacak ve bu süreç böyle devam edecek. Eskiden de böyleydi. Ama şunu biliyoruz biz. Şu andaki öğrencilerin neredeyse hiçbiri yüz yüze sınava girmediler. Bizler yüz yüze sınavla ilgili sınava kadar çok fazla bilgilendirme yapacağız arkadaşlar. Bu noktada bizleri takip edin. Bizim söylediklerimize uyun. Çok önemli bir nokta daha var. Bakanlık ısrarla uyarıyor. Eğer sistemde biometrik bir fotoğrafınız yoksa bir an önce halk eğitim merkezine gidin ve bir tane biometrik çekilmiş fotoğrafınızı onlara teslim edin. Bazıları diyor ki hocam biz oraya gideceğiz. Kameranın karşısına oturacağız. Bizi fotoğraf çekecekler mi? Hayır. Ve sıkılık fotoğraf istiyorlar. Yani biometrik bir fotoğraf istiyorlar. Onu tarayıcıdan tarayıp sisteme yüklüyorlar. Bu fotoğrafları mutlaka verin. Hala uyarı gelen öğrencilere duyurulur arkadaşlar. Evet önümüzdeki süreçte açık lise ilgili bilgilendirmelere devam edeceğiz. Bizde kalmaya devam edin. Hepinize başarılar.